Merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ilginç bir yöntemle çiğ kıymayla maya olmadan çıtır çıtır pul pul dökülen bir börek tarifim var. Yapımı da çok kolay ve çok lezzetli oldu. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle kabıma bir su bardağından bir parmak eksik su ekledim. Bir su bardağından bir parmak eksik yoğurt ekliyorum. Bir çay bardağı süt ekliyorum. Bir tatlı kaşığı silme tuz ekliyorum. Sıvı malzememi spatulamla karıştırıyorum. Unumu azar azar yavaş yavaş ekliyorum. Biraz un ekledikten sonra bir paket kabartma tozu ekliyorum. Kabartma tozunu mutlaka unla beraber ekleyin. Daha güzel içerisine karışıyor. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Her zaman söylüyorum, unun miktarı markasına göre ve kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Lütfen kontrolle ekleyin. Yumuşacık, ele yapışmayan bir hamur olması gerekiyor. Hamurun kıvamını da göstereceğim. Hamurumuzu 5-10 dakika çok iyi yoğuralım. Bu tarz börek hamurlarında hamurumuzu ne kadar iyi yoğurursak o kadar güzel sonuç alırız. Şöyle yumruklaya yumruklaya pürüzsüz bir görünüm alıncaya kadar hamurumu yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir kıvamı var. Kıvamını da gösteriyorum ve hemen hiç beklemeden 4'e bölüyorum hamurumu. 4 bezeyle yapacağız. Yapımı da çok kolay. Bezelerimi yapıyorum. Bir kenara alıp üzerine bir poşetle kapatıyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur. Üzerine örtüyorum bir poşetle ve hemen iç malzemesini hazırlıyorum. 400 gram kıyma, bir adet ince ince doğradığım kuru soğanı kıymanın üzerine ekliyorum. 2 adet küçük küçük doğradığım sivri biberi ekliyorum. Baharatlarım kırmızı toz biber, karabiber, pul biber, kimyon ve kekik kullandım. Kekik ve kimyonu yarım çay kaşığı, diğerlerini birer çay kaşığı kullandım. Tuz miktarını zevkinize göre ayarlayın. Silme bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Ve karıştırıyorum. Bir tutam maydanoz da ekleyecektim. Unutmuşum, sonradan ekledim. 150 gram tereyağım var. Bu börekte sadece tereyağı veya margarin kullanmamız gerekiyor. Sıvı yağ olmaz. Gördüğünüz gibi yumuşacık bezelerimi alıyorum ve merdane ile hemen servis tabağından daha büyük olacak şekilde açıyorum. 4 bezemi de aynı şekilde açıp kenara alıyorum. Ve arkadaşlar, eğer beni buraya kadar izlediyseniz, kanalıma hala abone değilseniz hemen şimdi abone olabilirsiniz. Sevdiğiniz, beğendiğiniz videolar varsa onları da sevdiklerinizle paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalımın büyümesi için, güzel bir yerlere gelebilmesi için desteğinize ihtiyacım var. Şimdiden hepinize ayrı ayrı tek tek çok teşekkür ederim. 4 tane bezemi açıyorum ve kenara alıyorum. Ve hemen ilk bezemin üzerine 2-3 yemek kaşığı tereyağı ekleyip bir fırçayla veya elinizle nasıl kolayınıza geliyorsa bolca yağlıyorum. Kıymamın üzerine maydanozumu da ekledim. Tekrar karıştırıyorum ve 4'e bölüyorum kıymamı eşit olabilmesi için. Ve hemen yağladığım yufkamın üzerine kıymamı seriyorum. Elimle de düzeltiyorum. Şöyle her tarafına eşit gelecek şekilde kıymamı yayıyorum. Sakın aklınıza gelmesin, çiğ kıyma koydun nasıl pişecek diye. İnanın çok güzel pişiyor ve lahmacun tadında lezzeti çok farklı, çok güzel bir börek oldu. Biz bayıldık bu böreğe. Hemen üzerine diğer yufkamı koyuyorum. Tekrar aynı şekilde yağlıyorum. Bütün işlemi bu şekilde yapıyorum. 4 taneyi de aynı şekilde önce yağlıyorum bol bol.
Sonra kıymalı harcımdan seriyorum üzerine, düzeltiyorum. Tekrar yufkamı koyuyorum, tekrar yağlıyorum. 4 adet yufkamı bu şekilde bu işlemle bitiriyorum. Ve sonuncusunu da size gösteriyorum. Hepsini ayrı ayrı göstermek istemedim. Bu şekilde video çok uzun oluyor. Sıkılıyorsunuz biliyorum. O yüzden en sonuncusunu da gösteriyorum ve katlama işlemine başlıyorum. Ve hemen yandan ortasına doğru katlıyorum, tekrar yağlıyorum. Bütün katlarını tereyağla yağlıyoruz. Tekrar katlıyorum, tekrar yağlıyorum. Bu şekilde içindeki tereyağı donuyor ve kat kat tel tel oluyor arkadaşlar. Hemen yağlı kağıt koydum, pişirme kağıdı koydum. Tepsimin üzerine ortasına koyuyorum ve 20-25 dakika kadar iyicene içindeki tereyağın donması ve dinlenmesi için bir kenara alıyorum. 25 dakika bekledim ve hemen tekrar üzerinin çatlamaması, kırılmaması için biraz tereyağı sürüyorum ve elimle açıyorum. Bu aşamada oklava, merdane hiçbir şey kullanmanıza gerek yok. Elinizle açmanız yeterli. Zaten yumuşacık bir hamur. Çok kolay açılıyor. Tepsimin büyüklüğünde açıyorum. Tekrar üzerini yağlıyorum. Kalan çok az tereyağımı da üzerine döküyorum. Yayıyorum ve çatalla şöyle çizikler atıyorum. 180 derecede daha önceden ayarladığım fanlı bir fırında altı üzeri nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyorum. Gördüğünüz gibi böreğim muhteşem oldu. Çıtır çıtır. Sesinden de anlıyorsunuzdur. Ve sıcak sıcak dilimledim. İç sıcağı çıkmasını beklemeniz daha iyi olurdu ama ben bekleyemedim. Aile bireyleri de bekleyemedi. Sabırsızlıkla videoyu bitirmemi bekliyorlar. Ve inanın bugüne kadar yediğim en güzel böreklerden bir tanesi oldu. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Eminim bu böreğe bayılacaksınız. İçinin de ne kadar güzel piştiğini gösteriyorum. Kat kat üzeri çıtır çıtır pul pul dökülüyor. Şimdiden yapanlara, yiyenlere afiyet, şifa olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.